AK Parti il başkanı henüz resmi olarak açıklanmadı. 7 isimden ikisi elendi. 5 isim külliyede. Siz bu satırları okurken belki de atanacak isim açıklanmış olacak. Ya da huzura alınmışlar. Kim olur derseniz derim ki partide uzun soluklu yol almış biri olacak gibime geliyor. Yani yabancı ve tepeden inme olmayacak. Hadi hayırlısı. Peki partinin MKK'sında kim olur? Diyarbakır'ı temsilen kimler yer alır? İsim zikretmek istemiyorum birkaç isim var öne çıkan ama şunu net ifade edebilirim ki bir değil iki ve üçüncü ağızdan almış olduğum bilgi. Bu kongrede Diyarbakır kontenjanında eskiler ve bildik yüzler yer almayacak ve de verilmeyecek. Yeni yüzler daha bir tercih edilecek. Duvarım sana gerinim sen anla. AK Parti'de olmaması gereken siyasi tavır ve hizip, tarihi ilçemizin yönetimindeki bazı zevatta işler hale gelmiş. Belediye hizmetlerinde şu partiden bu partiden denilip ayrımcılık yapmak isteyen kerameti kendinden menkuller türemeye başlamış. Kayyumlara dikte ettirerek bu tavır ve söylem çok yanlış. Neyse ki ilçe başkanı müdahale ediyor. Tam da yerel seçimlere doğru yelken açılmışken böylesi ikircilik sağlıklı netice vermez benden söylemesi. Geçelim kamuda olup bitenlere. Şu Gazi Yaşar Gel Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yönetim felsefesi daha ne zamana kadar taşıma suyla değirmen döndürülecek. Bir yıl oldu. Ne bir iyileşme ne bir çözüm üretme plakis gelen gideni aratır misali. Kavga, gürültü, şiddet, hizipleşme, iç çekişmeler ve skandal hadiseler birbirini kovalayıp duruyor. Beri yandaysa gelen giden müfettişler. Dedik ya Gazi Efşargil ile Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi'nin hasta ve personel yemeğine yapılan ödemeler noktasındaki farkın uçurumunu kim izah edecek bize diye ilgili ve yetkililer hala ketumlar. Neden böylesi bir kaçamakla işi sürüncemeye bırakıyorlar bilemiyorum. Yoksa denildiği gibi ihale günü yaklaştığı için mi görmedim, duymadım bilmiyorum moduna girildi. Neyse bilen biliyor. Dosyaların raftan indirilmesi an meselesi. Hastane üretimi kendi otopark alanını yapmakta bile aciz. Bakar mısınız? Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi hastanenin otoparkını düzenleyip asfaltlıyor. İnşallah bu asfaltlamaya da farklı bir faturalandırma yapmazlar. Bilahare biz yaptık diye. Laf İHŞ'den açılmışken Milli Eğitim'den bu milvalde aktiflik var. Sürekli yolsuzluk ve usulsüzlüklerle gündemleşen taşımalı öğrencilere yönelik İHŞ teminine yönelik ihaleler artık yapılmıyor. Protokolle öğretmen evleri ve meslek liseleri aracılığıyla artık karşılanıyor. Yani abiler ve ablalar usta aşçıların eşliğinde kurulan mutfaklarda yemekleri pişirip dağıtıyor. Şu an 135 bine yakın öğrenciye yemek temin ediliyor. Milli Eğitim Müdürü Murat Küçük Ali'ye göre bu işlem hem ekonomik yönde kazanç sağlayıcı hem de kaliteli ve besleyici yemek temin ediliyor. Hedefleri merkez ilçelerin dışında kırsal ilçeleri de aynı ağla bütünleştirmek. Genel itibariyle güzel ve sağlıklı bir işlem. Ancak ihale usulüyle temin edilen yemeğin maliyetiyle kendilerinin kendi mutfaklarında pişirdikleri yemek maliyetini kıyaslamamız gerekir. Ha bu arada özellikle gıda ürünlerinin alımı ile ilgili rahatsız edici bilgilerinde geldiğini aktarabilirim. Her ne kadar yerel esnaftan temin ediliyor denilse de tek adres çok şeyi söyletir diyerek not düşüyorum. Deriz ya duvarım sana gelinim sen anla diye. Söz Milli Eğitim'deki bu aktiviteden açılmışken diyorum ki şu öğrenci taşıma ihalelerine de bir mercek tutulsa ve her dönem aynı kişilere nasıl ve kimlerin himmetiyle verildiği bir sorgulansa. Ayrıca resmi ve özel okulların servislerine dair belirlenen fiyatlar da takip edilse. Okul aile birliği, okul idarecileri ve servis şirketlerinin üçlü alışverişiyle verinin söğüşlenmesine son verilse. Öğrenci kıyafeti kırtasiye yönlendirmesi, okul aile birliğinin velilerin eline aidatları ilişkin IBAN sıkıştırması, tabii ki ek kaynak kitap ve dergilerde ayrı bir eğitimi paralı hale getiren etken, meraktan Hadi HDP'li vekiller pek böylesi durumlara aşina değiller diyelim. Peki AK Parti'nin 3 milletvekili Dicle Üniversitesi Hastaneleri Başhekimi Profesör Doktor Mehmet Akdağ'ın görevi bırakıp istifa etmesine dair bir hal içerisinde niye girmiyorlar? Mesela Akta hocam hele bir gel nedir ne değildir neden istifa ettin rektörler aranızda ne oldu bitti de bakalım demeleri gerekmez miydi? Ya da rektör Profesör Doktor Mehmet Karakoç'a hocam ne iş daha yeni sözleşme imzaladı niye hocamız istifa etti bir de hele demeleri gerekmez mi demediklerine göre gerek duymamışlar diyelim Ulaşıma yapılan zam. Yazdık, çizdik, söyledik. Ahaliden gelen serzenişi de, tepkiyi de, öfkeyi de aktardık. Ama kime dersin? Zam da zam. Otobüs, minibüs, taksi ve ilçe minibüsleri de zam yaptı. Oran %35'lerde. Tabana kuvvet diyeceğiz, başka da yapılacak bir şey yok. Ancak el insaf dediğimiz bir nokta daha var. O da bu zam bugünden geçerli olacaktı. Yani 2 Ekim itibariyle. Ne var ki bazı gözü doymazların cuma gününden bu yana zamlı rayışı uygulayarak vatandaştan haksız kazanç sağlayacaklar bağlamış. Ayıp olmadı mı beyler? Aldıklarınız helal değil ki haram. Bir de bedduası var bilesiniz. Günün sözü. Baba oğlunu övmeli, evlatsa takdir etmeyi bilmeli. Görüş ve önerileriniz için bizlere ulaşabilirsiniz. Ömer Büyük Timur ethotmail.com WhatsApp 0532 286 73 70 Twitter et Ömer Büyük Timur